Herkese Bedelat kanalından selamlar. Bugün sizlerle birlikte Enstrüman Dersleri serimizin Ney bölümündeyiz ve ikinci dersimizi yapacağız. dersimizde neyimiz üzerine bulunan deliklerimizin hangi notaya karşılık geldiğini, notamızın yerlerini, hangi parmağımızın neresiyle, hangi boğumuyla, hangi deliğe basmamız gerektiğini, hangi pozisyonlarda hangi sesleri elde ettiğimizi öğreneceğiz. Bu dersimizi can kulağıyla not tutarak pozisyonları kendiniz iyice ezberleyerek çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burası en önemli kısım. Burayı öğrendikten sonra hepsi tıkır tıkır ilerleyecektir. Şimdi size en baştan deliklerimizi bir tanıtayım. E, toplam 6 tane deliğimiz var. Ve arkada da bir tane 7. deliğimiz mevcut. Bu sizde kapalı olabilir veya açık olabilir. E, bunun bir önemi yok. Eğer açıksa kapatmanızı söyleyeceğim zaten kapalıysa zaten kapatmanıza gerek yok. Ben e, sağ tarafıma tuttuğum bu şekilde anlatıyorum. Eğer siz sol tarafınızda tutuyorsanız, dediğim her şeyin tam tersini algılayarak çalışabilirsiniz. Tekrar etmeyeceğim. Sağ tarafa göre anlatıyorum yani. Şimdi üçerli şekilde iki grup deliklerimiz mevcut. Alttaki üçlü grup ve üstteki üçlü grup diye düşünebiliriz. Alttaki üçlüye işaret orta ve yüzük parmağım gelecek. Üstteki üçlüye de işaret orta ve yüzük parmağım gelecek. Yani serçe parmaklarım boşta bunları kullanmıyoruz. Destek olarak da kullanmayacağız. Bu parmaklarımız boşta. Tutuş pozisyonumuz olarak size şöyle söyleyeyim. E, parmaklarımız neye tam dik gelecek şekilde tutmayacağız. Hafif şöyle çapraz olacak şekilde. Yani yukarıdan şu şekilde çapraz gelecek şekilde tutacağız. Ve bu şekilde tuttuğumuzda parmaklarımızın boğumları zaten oturmuş oluyor. Şöyle göstereyim size. İşaret parmağımızın bir değil ikinci boğumu en üst gelecek şekilde. Orta parmağımızın yine ikinci boğumu. Yüzük parmağımızın ise tırnağımızın altındaki bölüm olan yani birinci boğumu gelecek. Alt üçlüye de aynı şekilde işaret parmağımızın orta, orta parmağımızın orta boğumu, yüzük parmağımızın ise yine Tınağımızın alt bölümünde olan birinci boğumu denk gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve deliklerimiz bu şekilde. En arka delil de baş parmağımızı tamamen kapatacak şekilde kapatabiliriz. Bunun herhangi bir pozisyonu yok. Yani deliklerimiz bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde kendimizi alıştırıyoruz. Hepsini flüt gibi şu şekilde Birinci boğumlarını tutarak çalmayacağız. Bu şekilde bir tutuş yok. Parmaklarımızın kapatış şeklini öğrendiğimize göre şimdi notalarımızın isimlerine geçelim. Bütün deliklerimiz kapalı şekilde sol sesini elde ediyoruz. Ama bu sesi ilk başta çıkartmamız zor olduğundan dolayı bu sese şöyle ulaşacağız. Bir delik açıyoruz ve 5 parmak kapalı 5 delik kapalı şekilde arka deliğimizi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 6'nın 5'i kapalı şekilde La sesini elde edeceğiz. Eserlerimizde geleceğimiz karar sesimiz genellikle duracağımız yer burası olacak. Buradan Sol'e ulaşmaya çalışacağız. Önce La sesini çıkartıyoruz beş delik, Sonra yüzük parmağımızın birinci boğumunu kapatarak Sol sesine ulaşıyoruz. Bu şekilde daha kolay ulaşırız. Direkt sıfırdan Sol üflemek biraz zor olacaktır en başta. Onun için bu şekilde çalışacağız. Şimdi size örneklendireyim. La ve sol seslerimiz bu şekilde. 5 delik la, 6 delik sol. Dediğim gibi sol sesini direkt üflemeye başta çalışmayın. La'dan kapatarak oraya ulaşmaya çalışın ve ulaştığınızda direkt solu yerleştirmeye çalışabilirsiniz. 6 delik sol, 5 delik la şekilde öğreniyoruz ve bu iki sesi geçiyorum. Ondan sonra işaret parmağımı kaldırıyorum ve orta parmağım sabit durduğunda bu şekilde C sesini elde etmiş oluyorum. Şimdi kafanız şu şekilde karışabilir. Ee, hani bunu açtığımızda kapattığımızda bir şey fark ediyor mu diye? Orta parmağımızın kapalı ya da açık olması e, çok bir şey fark etmiyor. Bu sadece neyimizi sabitlemek için. Yani biz aslında burada işaret parmağımızı kaldırdığımızda toplam iki parmağımızı kaldırmış oluyoruz. Bu sadece sesi etkilemiyor. Neyimizi sabit tutmak amacıyla kullanıyoruz bu parmağımız sabit kalıyor yani. İşaret parmağımızı kaldırdığımızda ulaşacağımız ses C oluyor. Yani üstten üç tane deliğimiz kapalı. Burada sabit kullanacağımız parmağımız var. Notasal bir değeri yok. Üç parmağımız kapalı. Üflediğimizde çıkan ses si oluyor. Bunu da size la si olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi. E bir de bunun si bemol hali var. Onu da işaret ve orta parmağımızın yerini değiştirdiğimizde orta parmağımız açık, işaret parmağımız kapalı. Yani üstten 4 parmak kapalı olacak şekilde üflediğimizde tam si bemol sesini elde etmiş oluyoruz. Bunu da yine lasi olarak size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunları eserde kullanacağımız notaya göre belirleyeceğiz. Ona göre pozisyonumuzu oturtup çalacağız. Bu ikisini bilmeniz yeterli. Ondan sonra geçeceğimiz notamız Do. Do notasına ulaşmak için de yine orta parmağımız sabit, işaret parmağımız havada. Yüzük parmağımızı kaldırdığımızda Do sesine ulaşmış oluyoruz. Yani üstten iki deliğimiz kapalı. Bu sabitleyici parmağımız. iki delik kapalı şekilde üflediğimizde Do ses çıkıyor. Bunu da CD olarak size seslendireyim. <laughs> Gördüğünüz gibi do sesinde bu şekilde elde ediyoruz. Ondan sonra ulaşacağımız ses re sesimiz. Yani hepsi açık bir şekilde. Baş parmağımız bu söylediğim bütün seslerde kapalıydı. Yani baş parmağımız kapalı. Bütün hepsi açık olacak şekilde. Yani altı delimiz de açık. burada yine alt üçlüdeki orta parmağımız ve üst üçlüdeki orta parmağımız sabitleyici parmaklarımız ve geri kalan hepsi açık. Bu şekilde de re'ye ulaşıyoruz. Do re diye seslendireceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi bütün delikler açık bir şekilde başparmağım kapalı re sesine ulaşmış oluyorum. Şimdi mi sesine geçelim. Mi sesine ulaşmak için ise bizim şu an üflediğimiz birinci kademeden değil ikinci kademeden üflememiz gerekiyor. Bunun için nefesimizin şiddetini biraz daha arttırmamız gerek. biraz daha e, yoğun bir şekilde sivrilterek üflememiz gerek. Bunda Beş parmağımız kapalı şekilde üflediğimizde de R'den sonra Mi sesine ulaşmış oluyoruz. Yani işaret yüzük ve salimizin işaretini kapattığımızda R'den sonra Mi'ye ulaşmış oluyoruz. 5 delik ikinci kademe. Şöyle size R'den Mi'ye seslendireyim. Şimdi kademe olayında kafası karışanlar için şöyle bir örneklendireyim. 5 parmağım kapalı. Önce 1. kademede üfleyeceğim ve ilk öğrendiğimiz la sesine ulaşacağım. Sonra parmaklarımı yerini hiç değiştirmeden, pozisyonunu bozmadan 2. kademede üfleyeceğim biraz daha sert üfleyerek. Bu sefer de 2. kademede mi sesini elde etmiş olacağım. İkisinde de 5 parmağım kapalı. Şöyle örneklendireyim. Gördüğünüz gibi bunu siz de e, sabit deliklerde kendiniz birinci kademede üfleyerek ikinci kademede üfleyerek ulaşabilirsiniz. Yani ikinci kademede beş parmağımız bize mi sesini veriyor. Orta parmağımızı kaldırdığımızda ikinci kademede dört parmağımız bize fa sesini verecek. Mi fa diye çalıyorum. Gördüğünüz gibi sol sesine de e, yüzük parmağımızı kaldırarak burada işaret parmağımız sabit. Burada fadiyes sesimiz var. Onu da yine eserde varsa eğer kullanacağız. Burada işaret parmağımız sabit ikinci kademede. Yüzük parmağımızı kaldırdığımızda da sol sesini elde ediyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra en üstteki işaret parmağımızı kaldırdığımızda yani bütün delikler açık şekilde. Burada sabit parmağımız işaretli. ikinci kademedeyiz. Burada da hep saç güflediğimizde la sesini elde etmiş oluyoruz. Sol la şeklinde seslendirdim. Burada ikinci kademede en alt deliğimizi kullanmadık fark ettiyseniz. Burada da ulaşacağımız ses Bizim birinci kademede üflediğimiz bütün perdeler boş şekilde R sesiydi. İkinci kademede hepsi kapalı da bize yine R sesini verecektir. Önce birinci kademe boş üfleyeceğim R sesini sonra ikinci kademede hepsi kapalı üfleyeceğim. Yine R sesini elde edeceğiz. Şimdi R'yi birinci kademede alıp Re Mi Fa yapacağım. Bir de ikinci kademede üfleyerek re mi fa yapacağım. Kolaylığını farkını iyice görün diye. Gördüğünüz gibi re mi fa'yı burada yüzük ve orta parmağımı kaldırarak hemen ulaştım. Re mi fa şeklinde. Burada da yine re, mi, fa yapabiliriz. Yani bu deliğimiz ikinci kademede bize re sesini veriyor. Şimdi size bir diğer bahsedeceğim bu şekilde kullanacağımız perde. Arkada kullandığımız baş parmağımızın geldiği delik. Bunda ise birinci kademede üfleyerek yarım açtığımızda deliği mi sesini elde edeceğiz. Tam açtığımızda da fa sesini elde edeceğiz. Şöyle örneklendireyim. Re, mi, fa yapacağım birinci kademede. <laughs> Şimdi ikinci kademede re mi fa yapıyorum. Şimdi birinci kademede re mi fa yapıyorum. Neyimiz üzerinde kullanacağımız bütün notalar bu şekilde. Şu an size göstermediğim bir nota yok. Bu iki kademede ulaşacağımız bu notalarla istediğimiz çoğu eseri çalabiliriz. Çoğu eseri seslendirebiliriz. Şimdi size üflemeden sadece parmaklarımla son kez gösteriyorum. Şimdi size birinci kademede üflediğimizde hangi notalara ulaşacağımızı gösteriyorum. Hepsi kapalı sol sesimiz. 5 delik kapalı la sesimiz. 4 delik kapalı si bemol sesimiz. Şu şekilde 3 delik kapalı bu sağ elimizi saymıyoruz. Bu sabit olan, sabitleyici parmağımız, tutmamıza yarayan parmağımız. Onun için saymıyoruz. 3 deliğimiz kapalı, si bemol sesimiz. Ondan sonra yüzük parmağımızı kaldırıyoruz. 2 delik kapalı, do sesimiz ve bütün delikler açık. Yine söylediğim gibi orta parmaklarımız sabitleyici, onları saymıyoruz. Bütün deliklerimiz açık, re sesi. Ondan sonra arka delimizi yarım açıyoruz. Mi sesi tam açıyoruz fa sesi. Yani neyimizi komple boş bir şekilde üflediğimizde fa sesini elde ediyoruz. Şimdi ikinci kademeye geçelim. İkinci kademede hepsi kapalı re sesi, yüzük parmağımız açık 5 delik kapalı mi sesi, 4 delik kapalı fa sesi, ondan sonra 2 delik kapalı Yine burada işaret parmağımız sabitleyici bunu saymıyoruz. İki deliğimiz kapalı sol sesi ve bütün deliklerimiz açık bir şekilde bize la sesini verecektir. Notalarımız bu şekilde ne üzerinde kullanacağımız deliklerimizin karşılık geldiği notalar bu şekildedir. Bunları kendinizce baştan sona la si do re mi fa sol la Sonra tekrar tizden La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La diye geri gelebilirsiniz. Kendiniz birinci kademede, ikinci kademede ufak etütler çalışabilirsiniz. O şekilde kendinizi notalara alıştırıp, birinci kademede üfleyip, ikinci kademede üfleyip, notaları sabit uzun süreyle üfleyip kendinize alıştırın, tekrar edin, prova edin. Bu şekilde noterlerini oturtunlar üzerinde. Birinci derste de bahsettiğim gibi enstrümanımız nefesli olduğu için, üfleyerek çalacağımız için, bize ilk başlarda baş ağrısı, baş dönmesi yapabilir. Bir 15-20 dakika çalıştıktan sonra bırakıp biraz dinlenip sonra tekrar devam edin. Bu şekilde siz çalıştıkça, pratik yaptıkça kendi kapasiteniz, nefes kuvvetiniz de gelişecektir. Bu çalışma süreniz uzayacaktır. Ama başlarda kendinizi zorlayıp enstrümana küsmenize neden olabilir. Bunun için dinlenerek çalmanızı öneriyorum. nota yerlerine oturttuktan sonra görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.